Evet sevgili öğrencilerim, şimdi yamuğun tarama ve konu testini gömeceğiz bu videomuzda. Bakalım ne diyor ilk sorumuz, tarama testinin birinci sorusu. Kartonun üst kısmı tabanları paralel kare boyunca katlanıyor. Katladık bunu dostlarım. Şöyle bir daha iyice gösterelim. Katlamış 54'ü 66 olduğuna göre BCD. BCD şu açı X diyelim buna. Ve bir diğeri neydi? ADC, ADC'ye de Y diyelim. Bizden de X eksi Y farkı kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi bak, bunun katlanmış şeklini şurada göstereyim ben bir daha senin için. Şu katlanmış şekli olsun dostum. Y katlandı buraya geldi, X katlandı buraya geldi. Şurası 66'ymış. Şimdi senin bilmen gereken şey şu. Kat çizgisi açıortaydı. Buradan da açıortay değil mi? Kat çizgisi kare olduğu için açıortay. 66 ise şuraya 114 kalır. 114 de 2'ye bölünürse 57 57 olur. 54'müş burası. 126 kaldı. 63 63 olur. Şimdi bir de gelin U kuralı yapalım dostlarım. 57 X ile toplamı 180 olacak U kuralından. 57 ise 123 buraya kaldı. 63 ise 117 buraya kaldı. Bize ikisinin farklarını soruyor. 6 olur değil mi farkları dostlarım? Cevap Adana'dan geldi. İkinci soru. Yamukta DC paralel AB'ymiş. 130'u gördük. O zaman U kuralından burası 50'dir dedik. Yamuğun içi boşsa yandan paralel çizin demiştik. 4 ise 4. Şuraya 5 kaldı. Bakın ikizkenar çıktı. Bununla bu birbirine eşit. Yani bu açıyla bu açı birbirine eşit geldi. Dolayısıyla 50 ise yöndeşlikten bu da 50. Bu da 50. 100. 80 kaldı. Denizli'yi işaretledim. Geldim buna. Yine ED paralel ED AE'nin 2 katıymış. K'ya 2K. Thales amcam diyor ki karşı taraftaki oran da aynıydı değil mi? Paralel doğru iki tarafı da aynı oranda bölüyordu. Şuradan hemen bir paralel çizdik dostlarım. Şurası da X, burası da X. Şurası 10-X, burası 8-X oldu. Şimdi şurada da benzerlik çakacağız. Olayı bitireceğiz kardeşlerim. Hemen 2 bölü 3 yazıyorum. 2 bölü 3 eşittir. 8 eksi x bölü 10 eksi x. İçleri çarpalım. 3 ile 8 eksi x'i çarpalım. 24 eksi 3x. 2 ile çarpalım. 20 eksi 2x. 3x'i bu tarafa alırsam burada x kaldı. 20'yi buraya alırsam 4 kaldı. X eşittir 4'müş. Paketledik gitti. Evet, aşağıda duvardan 80 santim uzaklıkta yere dik durumda verilen 20 santimlik bir çubuğun üzerinde kurulan açılır kapanır bir doğrusal engel gösteriliyor. Evet, 80 santim uzaklıktaymış. Şurası 80. O halde bu çubuğun uzunluğu da 80 değil mi? Şurada açılınca da 80. Şurası 20. Diyor ki 16 santim boşluk olacak biçimde açılır. Üst kısmının yerden yüksekliği, şuranın yerden yüksekliği acep nedir diye de bir soru soruyor. Şurası 16'ymış dostlarım. Şimdi şuradan 16 santim geriye geldiğimizde geriye ne kaldı? 80'den 16'yı çıkartalım. 64. Şurası da 64. Hemen dik yamuğun klasik hamlesini yaptım. Burası 64. Şurası 20. Şurayı bulalım x'i. Bakın burada bir dik üçgen var. Hipotenüsü 80. Bir dik kenarı 64. Bir dik kenarı da x. Şimdi sadeleştirelim. 16'ya bölelim 5. 16'ya bölelim 4. 16'ya bölününce demek ki 3 olacak. O halde x 48'miş dostlarım ki 16'ya bölününce 3 olsun. 48 burası. 20 de burası. Toplam 68 oldu mu bizim yüksekliğimiz? Paketledik. Şekilde yamuğunun 2 adet daha kopyalanarak yan yana yapıştırılmış bu kopyalar. Bak kısa taban 3, burası 3, burası 3. Uzun taban 5, burası 5, burası 5. 3-5 olduğuna göre oluşan yamuğun orta taban uzunluğu kaç santimdir? Bize de orta tabanını soruyor bu oluşan yeni yamuğun. Neydi orta taban? Üst taban artı art taban toplamlarının yarısıydı değil mi? Burası 6-11 yapar bu taban. Bu taban da 13 yaptı. Demek ki 11 ile 13'ün toplamının yarısı 12'ymiş sorumuzun cevabı. Şimdi yamukta U kuralını yapan iki köşenin açıortayları arasındaki açı 90'dı bu 1. Biz buradan bir paralel doğru çizersek bu orta taban oluyordu her zaman. 2'ye bölüyordu bu yanları. Bu 2.
dik açıdan çıktığı için bir de muhteşem üçlü yapıyordu. Şimdi buradan 10, 2 daha 12 bölü 2'den 6'ymış orta taban. O halde bu da 6, bu da 6'dır dedik. Bize AD'yi soruyor, şurayı soruyor dostlarım. Şimdi kırmızıyı alalım elimize. Dostum dik yamuğun klasik hamlesi. Şuradan bir diklik indir. 2 ise burası, burası da 2 olacak. Şuraya 8 kaldı. Şuradan da bir Pisagor çakalım hemen şimdi. 12, 8. 12'nin karesi 144. Eşittir. 8'in karesi 64 artı h kare. 64'ü buraya atarsak 80 eşittir h kare. H eşittir kök 80. Tabii kök 80 de 16 çarpı 5'tir. 4 kök 5 diye çıkar. H dediğimiz uzunluk 4 kök 5'miş. Bulur geçeriz. 7 numara. 4, 4, 4. Bakın şurası 4. Bunlar da 4, 4. Bu da 4. Bu şerit metrenin her iki ucunun 60 derece bükülmesiyle oluşan yamuğunun alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi bu yamuğun alanını istiyor. İkiz kenar yamuk oldu. Şuradaki Z harfini görün dostlarım. Şuranın da 60 derece olduğunu. Bir diklik indirdiğimde 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı 2 kök 3 olur ki aynı şeyi bu tarafta yaparsam yine yüksekliğim 2 kök 3, burada 2 gelir. Bakın ortası da 8'miş, buraya da 8 kaldı. Şimdi yamuğun alanı neydi? Alt taban 12'dir. Üst taban 8 bölü 2 çarpı yükseklik. Şunlar gitti. 20 kök 3'tür sorunun cevabı. Şekilde oturma yüzeyinin genişliği 28 ve yerden yüksekliği 40 santim olan ikiz kenar yamuk. Bak yerden yüksekliği 40'mış bunun. Biçiminde bir katlanı bir tabure. Şekil 1'deki durumda tabure ayakları arasındaki mesafe 88 oluyor. Peki. Bu tabure şekil 2'deki gibi oturma yüzeyi yere yatırıldığında, oturma yüzeyi yere yatırıldığında ayakların uçları K noktasında çakışıyor demiş dostlarım. Tamam, ikiz kenar yamuk bu. Bunlar birbirine eşit. Şimdi buradan da bir diklik indirirsek dostum şurası 28'dir. 88 geriye 60 kaldı şu ikisine. 30-30 paylaştılar bu 60'ı değil mi? Eşit oluyordu bunlar. 30-40-50 3-4-5 üçgeninden 50. Bakın 50'ler buraya geldi. Şurası bizim 28 dediğimiz yer. K noktasının yerden yüksekliğini soruyor. Şuradan dikliği indirdim. 14, 14, 2'ye böldü. Bizim 7, 24, 25 üçgenimiz vardı. Bunun iki katı 14, 48, 50 üçgenidir. Bakın 14, 48, 50 olacak. Demek ki 48'miş yerden yüksekliği dedim. 9. sorumuz ikiz kenar yamuk. AD, DC'ye eşit ve AB ile CD'nin toplamı da 8'miş dostlarım. Buna göre yamuğun alanı acep nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi orta tabanı bulalım ilk önce. EF dediğimiz, yani daha doğrusu EF burada var. Orta tabanı bir bulalım biz dostlarım. Neydi? Alt taban artı üst tabanın yarısıydı değil mi? Yani 4. Demiştik ki ikiz kenar yamukta köşegenler dik kesişiyorsa yükseklik orta tabana eşittir. O halde o yüksekliği de 4'tür bunun. Yükseklik de 4 geldi. Ve dostum yamuğun alan formülü neydi? Özü orta tabanla yüksekliğin çarpımı, yani 16'dır dedim. Katlama sorusu katlanmış. Biz bunu katlanmadan önceki haline geri açalım şöyle. Şöyle açtık. Yani C buradaydı. Kat çizgisi açıortaydı gösterelim. Kat çizgisi açıortaydı. Bu kenar katlandı buraya geldi. Bu kenar buraya geldi gösterdik. Son durumda görünen mavi bölgenin alanı sarı bölgenin alanının 3 bölü 2 katına eşittir. Yani sarı bölgeye ben 2A dersem mavi bölge 3 bölü 2 ile çarpacakmışız bunu. O zaman 3A yapar dostlarım şuradaki mavi bölge. Ve bu 2A katlanmadan önce buradaydı, burası da 2A. Yani bak şurayı 2A buldum, şurası da 5A çıktı dostlarım. Tabii biz bu köşegen çizilince ne demiştik? Tabanlarla doğru orantılı alan alır. Demek ki bu 2K ile bu da 5K ile doğru orantılı alan almış. Demek ki CD 2, AB 5, 2 bölü 5'i soruyor bize. Cevap Bursa. BEC'yi 6 vermiş. Papyon kuralında köşegenler çizince yanda oluşan üçgenler eşittir demiştik. Bu da 6. Sonra ABE'den DEC'nin alanını çıkarırsan 5'miş. Yani bu x ise bu ondan 5 birim fazlaymış. X artı 5'miş buranın alanı. Tüm yamuğun alanı nedir diye de bir soru soruyor bize dostlarım. Bu bir yamuk ve bunların alanları farkı buymuş.
Buna göre de tüm yamuğun alanı nedir diye de bir soru sormuş bize. Peki, hadi başlayalım. Şimdi dostum, şu ikisinin çarpımı yamukta, yani daha doğrusu bütün dörtgenlerde karşılıklı üçgenlerin alan çarpımları eşitti. Yani 6 çarpı 6, 36 eşittir. X çarpı X artı 5'tir dostlar. Buradan X'e 4 desek burası 9 olur. Evet, 36'yı buluruz. Demek ki burası 4. Burası da 9'muş. Tüm yamuğun alanını soruyor. 6, 6, 12, 9, 4 daha 13. Toplamları 25 Edirne'den geldi. Hemen buna bakalım. 13, 13, 10. Bakın şu üçgenin alanı tüm yamuğun yarısıydı demiştik, değil mi? Şurayı ikiye böldüğü zaman bu üçgenin alanı tüm yamuğun yarısı olmak zorundaydı ama ikiye bölmek şartıyla. O zaman ben bu ikizkenarın alanını bulayım. Tabanına bir diklik çizeyim. 5, 5 yapsın. 5, 12, 13'ten yükseklik de 12 olsun. Üçgenin alanı 12 çarpı 10 bölü 2'den 60'tır. Tüm yamuğun yarısı olduğu için yamuğun alanı da 2 katı 120 olacak. Hadi şu konu testlerini de gömelim arkadaşlarım. Bakın ikizkenar bir üçgen var. 65 ise burası da 65. 65, 65, 130 buraya 50 kalır. U kuralı var demiştik. Şu ikisinin toplamı 180 olacak. O halde burası 80'dir. X'e de 30 kaldı. Geçelim şu soruya. 6. Bakın buradan bir orta tabanımızı çizelim. 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3 kök 3. Ve biz biliyoruz ki şu AB ile şu DC'nin toplamının yarısı orta taban, yani 3 kök 3. Demek ki AB ile CD'nin toplamı 6 kök 3. İkizkenar yamuğu AD paralel DC, tamam. BC. C noktası DH boyunca sola katlandığında aşağıdaki gibi şekil oluşmaktadır. Hemen gösterelim. Bu CD katlandı, buraya geldi. Kat çizgisi açıortay. Yükseklik kenarortayı da gösterdik. C üssü DC, DCB'nin iki katıymış. Şimdi DCB açısına A dediğimde, tabii ki bu da A. C üssü DC, şurayası 2A'ymış. Buranın tamamı 2A. O zaman AA oldu arkadaşlarım burası. Doğru söyledim değil mi ya? DCB'nin iki katı. C üssü DC. Tamam, doğru. Demek ki A, bakın burada ne çıktı? 2A 90, A 45. BAD'yi soruyor. Şurayı soruyor bize. Şimdi A 45 ise nasıl yapalım? Bu neydi? İkizkenar yamukta. Heh, burası 45 ise tabii ki burası da 45. Toplamları 180 olması için 135. Evet, şimdi geçelim dördüncü sorumuza. Kenar uzunlukları santimetre türünden verilen abc demetrinde ayna KL yüksekliği boyunca kesilip AD ve BC kenarları çakıştırılıyor. 34'leri çakıştırıp şuraya getirmişiz dostlarım. 34'ler burada. Şunun kısa olanın tabanı 30 ve 20'yi getirmiş. Şurası 20. Şurası 14. 30 burasıysa 20'nin tabanını bilmiyorum ama bunun tabanı 30. Şurası 50 yaptı. Buranın da 50 olması için 14'ten 50'den 14 çıktı. 40, 36 da burası oldu. Peki dış çevresi kaç santimdir diye bir soru sormuş. Şimdi şurası 50. 2 santim buradan, 2 santim de buradan 54 oldu burası. Şurası yüksekliğimiz. Hadi yüksekliği bir bulalım o zaman ilk önce. Şuradan da bir diklik indirelim. Şuradan da bir diklik indirelim. Burası 14. Burası 16. 8, 15, 17'nin 2 katı, bakın 30 oldu yüksekliğimiz. Demek ki şurası 30. 2 santim buradan, 2 santim de buradan 34 oldu. Topladım 88. 2 tane 88 yaptı toplamları. 160, 16 daha 176 geldi çevresi. Yamuk 3, 3. Bakın bu üçgenin alanı tüm yamuğun yarısıydı. Bize de bu üçgenin alanını soruyor. Tam burayı ikiye böldüğü takdirde üçgenin alanı yamuğun yarısıydı. Şimdi yamuğun alanı alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yüksekliğimde 6. 10, 5 yaptı. 30 oldu tüm yamuğun alanı. O zaman bu yarısı olacak 15. Krokisi verilen ofisin bağımsız bölümleri birer yamuktur. Tamam. HG, GF, FT'ye eşittir. AH 4'tür. Görelim onu. Şurası 4. İki tane dikdörtgen varmış. Şunlar dikdörtgen. Kare varmış. H, F, E, D. Burası kare.
RBTG dikdörtgen, bu dikdörtgen, bu da dikdörtgen. Heh. Şimdi AH yok, 4 değil. AH direkt 12'ymiş. Heh. AH 12. 4 tane HG 12'ymiş. Demek ki HG 3. Şimdi bu kare olduğu için bir kenarı da 6, bu da 6, bu da 6, bu da 6. Şurası da 3. Burası 6 ise bu da 6. Burası 3. Terasın alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Peki terasın alanını bulacağız şimdi biz. Tamam. Şimdi neler biliyoruz? Şuradan bu dikliği devam ettirsek. Şimdi şurası 12 bir kere. Burası da 12. Bu dikliği devam ettirdim şöyle aşağı. Burası da 6 yaptı. Başka ne diyebiliriz? Şurası 9'sa burasının da 3 yapması lazım. Bunu söyleyelim. Dik yamuk, dikdörtgen. Dikdörtgenleri kullandık. Kareyi kullandık. Ha bir de şu var. BK neresi BK? Eşitmiş EC'ye. BK 15'miş. EC de 15'miş. O halde şuraya da 12 kaldı. Heh. Bir tek şurası mı eksik? 9, 12, 15'ten de burayı bulalım. Al sana şimdi terasın alanı çıkıyor kardeşim. Bak üst tabanı 12. Alt tabanı 15. Toplayıp 2'ye böl. Bir de yükseklikle çarp. Yüksekliği de 6. Gitti gitti 3. 27 çarpı 3. 81 yapar. 7. sorumuz. Bir otomobilinin arka tamponunda bulunan park sensörü sarı renk ile gösterilen eni 20 santim olan bölgeyi kör bölge olduğu için algılamamaktadır. Eni 20'ymiş buranın. Tepki verdiği bölge ise ABC'de ikizkenar yamuğudur diyor arkadaşlarım. Bakın burada bir ikizkenar yamuk var. 150 ise şuralar 30-30 hatta değil mi? U kuralından. 150, 4 neresiymiş? AB 4'müş. Şurası da 4'müş. Bunun acaba eni dediği yer şurası mı la? 20 çünkü çok kısa geldi bana ya. Bu 4 metreymiş pardon. O zaman 400 santim. Şimdi daha iyi oldu. Heh. BC'nin tam ortasında duran bir kişinin arabanın tamponuna uzaklığı nedir diye soruyor. Şuradaki dikliği soruyor. E şu kısmı zaten 20. Biz şuradaki yamuğun yüksekliğini bulacağız. Şu kısmı. Hemen diklik indirdim. 90'ın karşısı 400'sü, 30'un karşısı 200'dür. Burası da 200 geldi. 220. Basit bir soruymuş, geçtik. Alan DEC 3, alan AEB 12. Bakın bunların alanlarının oranı 1 bölü 4. Bunun kare kökünü aldığımızda benzerlik oranlarını buluyorduk. 1 bölü 2. Demek ki şurası K, burası 2K. Ya da şurası M, burası 2M. Bak K'ya 3 düştü, 2K'ya 6. M'ye 6, 2M'ye 12. 2K'ya 12, K'ya 6. Tüm yamuğun alanını soruyor. 9, 6 daha 15, 12 daha 27. Katlama sorusu şekilde AD paralel BC, tamam AD paralel BC, AD kenarı EF boyunca katlandığında AB'den noktası arası ayrıca süre çakışıyor. Şimdi bu katlandı buraya geldi. Bu katlandı buraya geldi. Bu orta tabanmış değil mi? Orta taban diyor mu? Yok demiyor. AD 6'dır diyor. BC 10'dur diyor. Ama tam burası buraya denk geldiği için mecbur orta taban olacak değil mi dostlarım bu adam? Kesin orta taban. Burayı da ikiye böldü. Burayı da ikiye böldü. Toplamlarının yarısı olacak. 10'la 6'nın 8 olacak yani. ABCD yamuğunun yüksekliği 4'müş. Yüksekliğimiz 4 ise 2, 2 diye böldü yüksekliği. Sarı bölgelerin alanları toplamı kaç santimetre karedir diye bir soru sormuş. Şimdi gelin önce üstteki beyaz yamuğun alanını bulalım. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yüksekliği de 2 değil mi? Bu üstteki beyaz yamuğun. 14 yani şuranın alanı. Maviyle yazayım onu. 14 buranın alanı. E bu katlandı buraya geldi. Morun alanı da 14. Şimdi alttaki yamuğun alanını bulacağım. Alt taban artı üst taban yani 10 artı 8 bölü 2 çarpı yüksekliği de 2 bunun. 18'de bu alttaki tüm alandı. E 14 morsa şununla şunun toplamına da 18 olması için 4 kaldı dostlarım. 10. sorumuz 6, 20. Bir masa üzerinde demirden 6 santim kalınlığında kutunun üzerinde bulunan kırmızı renkli ince deri R ucundan başlayarak çekiliyor. R ucu sandalyeye şekildeki bir değdiğinde C noktası kırmızı derginin, ha dergiymiş lan bu, tam ortasına ben deri diye okudum ya. Tam ortasına denk geliyor. C noktası tam ortaya denk geliyormuş.
Şimdi bunun 20 ise A ile B, tabii ki derginin de boyu 20. 10, 10 oldu bu durumda. A, B 20 demiş. C, D diktir. Söyledim mi onu? C, D. Göremedim ki C, D'yi. Ha, C, B diktir. A, B'ye tamam. 6, 20. E, P üssü kaçtır diye soruyor. Şurayı da bize soruyor dostum. Şimdi biz şurayı da 20 diyebiliyoruz. E bu orta tabanı oldu değil mi? Şu yamuğun orta tabanı geldi. Bakın burada bir yamuk var. Şöyle göstereyim o yamuğu size. Yamuğun orta tabanı 20. Peki şurası 6 ise 6, 8, 10'dan 8. Demek ki 28 ile x'in toplamının yarısı 20. 40 olması için 12 mi olması gerekiyor x'in arkadaşlar? Evet. Geldik buna. 11. sorumuz. Bakın hemen bir z harfi yapalım. Şurası da noktalı açı olsun. Burada bir ikizkenar çıktı karşımıza. Burası da x. Dik yamukta klasik hamlemiz dikliği indirin demiştik. 5 ise burası da 5 olacak. 2. Şurası x eksi 2. Şurası 6. 6, 8, 10 üçgeninden bakın 10 dersem burası gerçekten 8 yapıyor dostlarım. X'in 10 olduğunu buldum. 12. sorumuz. 5. Açıortaylar çizilmiş. 7, 5. A, B de 9. Şimdi bak hemen şu Z harfini kullanalım ilk önce. Burası da noktalı açı. Demek ki 5 ise burası da 5. O zaman şurası 5 eksi x. Şu Z harfini kullanalım. Çizgili açı. 7 ise burası da 7. O halde 7 eksi x. A, B'yi 9 vermiş. Buranın tamamı 9. Hadi toplayalım. 7 eksi x artı x artı 5 eksi x'in toplamı 9. Şu x'ler gitti. 12 eksi x eşittir 9. X eşittir 3 geldi. Evet, bundan sonrası sınav soruları diyebiliyorum. Orayı çözmeyeceğiz arkadaşlar telif hakkı nedeniyle. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.